Hayırlı akşamlar efendim, merhabalar. Dünya Vakti'ne hoş geldiniz. Bir Perşembe akşamında daha KON TV ekranlarında karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Güzel hocamızı ağırlayacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, bizi kırmadınız hocam. Stüdyomuzu teşrif ettiniz. Hocamızla Hulefa-i Raşidin diye adlandırdığımız dört halife, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin devlet yönetimi ve Hulefa-i Raşidin dönemindeki idari yapıyı konuşacağız. Hocamızın bu isimle yayınlanmış bir kitabı var. Az önce konuştuk. Yüksek lisans çalışması olarak hocamız. Hocam kaç yıllarındaydı bunu yaptınız? 95. Bir o zaman 20-25 yılı var neredeyse. Bu eser üzerinden Asr-ı Saadet'e doğru bir gideceğiz ve Hulefa-i Raşidi'nin devlet yönetimini konuşacağız. Neden, ne olacak konuşunca, neden bu konuyu gündemimize aldık? Birazdan konuşunca eminim sizler de fark edecek ve bu hakkı teslim edeceksiniz. Her dönemde devlet yönetimi, devlet idaresi, idari yapılar ve mekanizmalar birbiriyle benzerlik arz ediyor. Ve Resulullah'ın rahle-i tedrisinden geçmiş dört halifenin de devlet yönetimindeki idari yapılanmadaki ortaya koydukları organizasyon ve sistem aslında bugün de bize örneklik teşkil edebilecek bir model. Ama biz aradan geçen yüzlerce yılın üzerine biriktirdiği tortuyla bugün o külleri şöyle kenara çekip de o özü, meselenin temelini kavramakta belki biraz zorlanıyoruz. O yüzden dünyanın dünya üzerinde 1,5 milyar civarında Müslüman yaşadığını biliyoruz biz. Pek çok Müslüman ülke var. İdarecileri de Müslüman olan, halkları da Müslüman olan ülkeler ama idari yapılarda, devlet yönetiminde ciddi problemler yaşıyoruz. Halbuki geriye dönüp baktığımızda bizim için en temel örnek diyebileceğimiz Resulullah'ın bizzat işaret ettiği bir dönem var ve biz bu dönemdeki yönetimin farkında değiliz. Tam buradan hocam ben bir soruyla başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz benim sünnetime ve hidayet üzere olan Hulefa-i Raşidi'nin sünnetine sarılın diye bir hadisi var. Biz bunu nasıl anlamalıyız? Anlıyor muyuz? Üzerine kafa yoruyor muyuz? Bu hadis genelde benim sünnetime uyun şeklinde algılanır. O ikinci kısmı hep atlanır genel manada. Hasfedilir orası. Evet, hasfedilir orası. Ama biliyorsunuz sünnet gidilen yol anlamı var. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği metot, uyguladığı metotlara biz kısaca sünnet diyoruz. Fakat burada hadisin devamında benim ve Raşid halifelerimin sünnetine uyun derken önemli bir tespit burada yapmamız gerekiyor. Raşid halifenin, halifelerin yollarına, takip ettiği metotlara uyun demektir. Evet. Burada genel ifadenin genel olması, kapsamlı olması anlamına da gelir. Çok tartışmış alimler buradaki Raşid halifelerden kastedilen kimlerdir? Eyvallah. Ama genel manada uzlaştıkları nokta, ya hemfikir oldukları nokta şu olmuş. Burada kastedilen halifeler dört halifedir. Hı hı. Biliyorsunuz Hulefa-i Raşidin dediğimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendilerimiz ve Hazreti Hasan'ı da katalım mı katmayalım mı tartışması da yapılmış bir taraftan. Biz hilafet sürelerini topladığımız zaman 4 halifenin 29,5 yıl ediyor. Evet. Çeyrek asırı biraz geçiyor. İşte Hazreti Peygamberimizin de benden sonra hilafet 30 yıldır şeklinde bir hadisini düşündüğümüz, evet, zaman Hazreti Hasan Efendimiz'i de katanlar var. Hı hı. Dolayısıyla bu dört halifenin Hazreti Hasan döneminde çok ciddi bir şey de yapılmadı biliyorsunuz. Evet. 6 aylık süreçte. Dört halifenin uygulamalarını takip edin demektir. Burada belki konunun akışı içinde gelecek. Şu akla gelebilir. Yani biz dört halifenin uygulamalarını takip edeceğiz ama bunlar birbirleriyle modamot yani örtüşmüyor. Bazen baktığımızda sanki birbirleriyle tezat varmış gibi bunun hangisini tercih edeceğiz? Evet. Oradan işte zaten mesajı biz alabiliriz. Bunları harmanlayıp İslam evrenselse ki öyledir. Dinamik bir yapısı varsa, elastiki bir yapısı varsa ki öyledir. Evet. Bundan sonra böyle çağlar ötesine uzanacaksa işte bunları harmanlayıp özümüze uygun olanı ve kendi o içtihatla diyebiliriz belki içtihatlarımızla katarak yine orijinal uygulamalar yapmak. Evet. Muhtemelen kanaatinizce
Sizde eserde bu. De zaten bunu birazdan belki konuşurken de yine geleceğiz ama siz de tam bunu söylüyorsunuz. Yani evet bir uygulama var ortaya yerde ama çağ değişecek, dönem değişecek, insanlar değişecek, şartlar değişecek. Oradan özü alacaksınız, bugüne uydu, evet, bugüne evet. bakacaksınız ve o işte adına içtihat diyelim, evet, kıyas diyelim, evet. neyse onu i̇cma yapacaksınız, ederiz. İcma edeceksiniz. Böyle bir tarafı var. Şimdi tabii... Hulefa-i Raşidin dönemini ve Asr-ı Saadet'teki devlet yapılanmasını anlamak ve irdelemek için belki birkaç cümleyle cehalet döneminde, cahiliyede devlet yönetimi nasıldı? Mekke o günün cahiliye toplumu, Hazreti Peygamber'in gönderildiği toplumdaki devlet yapılanması nasıldı? Belki kısaca bunu bir açmakta fayda olabilir evet. hocam. Şunu söyleyebiliriz. İslamiyet'in geldiği coğrafya gerçekten hassas bir, jeopolitik, stratejik önemi olan bir yer. Hı hı. Bütün peygamberlerin neredeyse oradan gönderilmiş, oradan çıkmış olmasının da zaten bir evet. mesajı olmalı. Mesajı var kanaatimizce. Şimdi bu bölgede bir defa bakir bir bölge, siyasi anlamda bakir bir bölge. İşte Lahmiler, ne diyebiliriz başka, Gassaniler Kesin. Falan değişik şeyler var, devletler var ama müstakil bir devlet, bağımsız bir devlet değil. Bizans'ın veya İran'ın Sasani İmparatorluğu'nun tampon bölgesi gibi yani evet. bir bölge. Yani Etkisi tam altında. Bağımsız değil. Evet. Peki bu bölgede Hazreti Peygamberimizin gönderildiği o Orta Arabistan dediğimiz bölgedeki durum nedir? Orada kabilecilik ve şeyhlik anlayışı vardır. Kabile şeyhleri yönetir. Kendi çaplarında kabilelerin şeyhleri var. O aralarında bir rekabet falan var. Ta ki işte Kusay gelince, peygamberimizin dedesidir biliyorsun, dedelerinden Kusay gelip Darun Nedve denilen yeri ihdas edince 440 yılına falan tekabül ediyor. Ondan sonra biraz Mekke'nin seyri değişiyor. Çünkü günümüz anlamında belki o kelime tam örtüşmez ama Kabe'nin görevleriyle ilgili işte sikaye, rifade gibi hı hı. görevlerle ilgili bazı bakanlıklara andıran yapılaşmalar var. Hı hı. Ve yine 40 yaşın üzerinde kişilerin toplandığı bir yerdir Darun Nedve. O toplumla ilgili önemli kararlar, bir anlaşma yapılacaksa evlilik uygulamaları dahil birçok programların da yapıldığı bir yer. Savaş kararlarının alınabildiği bir yer. Hatta bazı kaynaklar onun da üzerinde meşura denilen bir yerin olduğunu söylerler. Yani Darun Nedve'nin üzerinde meşura denilen bir birimin olduğunu söylerler. Yani şöyle diyebiliriz, ben izleyicilerimize biraz somutlaştırayım, net anlaşılsın lütfen, diye. Lütfen hocam. Darun Nedve'yi günümüzün parlamentosuna, meşurayı da senatosuna benzetebiliriz. Hı-hı. Orada biraz daha seçkin, elit insanlar vardır. Karar merci biraz daha onların etki alanı daha geniştir. Dolayısıyla burada işte yer yer babadan oğula geçebiliyor. Fakat kabile şeyhinin çok ciddi anlamda da şeyi yok, otoritesi falan yok. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani sorunuza fazla detaya girmeden cevap verirsem kısaca. Hazreti Peygamberimiz gelmezden önce Arap toplumunda ciddi anlamda günümüzün o devlet tanımına birebir uyan veya hükümet tanımına birebir uyan bir yapı yok. Mekke site devleti, şehir devleti gibi ifadeler kullanılıyor zaten. Doğrudan devlet denilmiyor. Ama aslında Mekke site devleti bile tam oturmuyor tam değil mi? Tam oturmuyor. Yani şehir diyor bazıları evet, zorlama. Evet. Bunlar o şeyden dolayı işte o bakanlıkları andıran yapıdan dolayı deniliyor. Sizin dediğiniz ama, o yüzden çok anlamlı bence. Bakir. Yani bakir bir yani, alan yani. Geldiğinde oraya Resulullah bir devlet yapısı modeli kurduğunda tam istediği gibi kurabiliyor. Aynen. Aynen. Yani aslında var olan mevcut hiyerarşik yapısı oturmuş bir devlete gelmiş olsa Resulullah'ın işi daha zor olabilirdi. Tabii mesela. Zor olabilir çünkü onu yıkacaksınız tekrar evet. bir şey ama düz bir araziye bir şey inşa ediyorsunuz. Bu böyle bu noktada evet. Peygamberimizin avantajını olmuş. Eyvallah. Bir de olmayan bir şeyden bir medeniyet oluşturuyorsunuz. Evet. Bu da çok önemli. Yani bir Sasani İmparatorluğu'na yani İran'ın bulunduğu bölgeye gelseydi Hazreti Peygamber, Bizans'ın bulunduğu bölgeye gelip de orada bir değişim gerçekleştirseydi. İşte oradan şunu aldı, buradan bunu aldı ki biz bunu Emevilerde, Abbasilerde evet, görüyoruz. Evet, yani. Evet. Bir de şöyle bir hikaye var hocam, anlatmama müsaade edin estağfurullah, lütfen. Estağfurullah, bir sanatı öğretiyor bir adam da işte kaç para karşılığında? 100 lira karşılığında. Geliyor adam sanatı 100 liraya öğretiyor. Sonra bir tanesi geliyor diyor ki ben öğrenmek istiyorum. Tamam ben biraz biliyorum ama benim ücreti biraz düşürseniz sizinki 200 lira diyor. Ya bu nedir? Önce şu bildiğinizi unutturmak için bir 100 lira. Evet, evet. Sonra yenisini öğretmek için bir 100 lira. Dolayısıyla Resulullah bir yıkmak için evet. bir de yeniden yapmak için emek verecekti. Bunun yerine sıfırdan bir yapı inşa evet, etti. Evet.
Resulullah dönemine gelelim hocam. Çünkü Hulefai Raşidin dönemindeki devlet yönetiminin temellerini biz Resulullah döneminde bulacağız muhakkak ki. Resulullah döneminde devlet idaresinin bu manada baktığımızda temel kriterleri nelerdi diye soracağım. Bu soruya bir ön açmak adına da şunu söyleyeceğim. Eserinizde ben mesela şunu gördüm. Çok tespit olarak beni çarptı. Araplar çok sıkıya gelemeyen bir toplumdu. Evet. Çok sıkmamak lazımdı. Dengeli bir siyaset gütmek lazımdı diyorsunuz. Sonra Medine'ye geçince de orada da Medine'de ilk devlet teşekkürü esnasında ve sonrasında peygamberin ademi merkeziyetçi bir yapıyı kurduğunu söylüyorsunuz. Resulullah'ın devlet yönetiminde, devlet idaresinde temel kriterleri nelerdi hocam? Şimdi Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz devleti Medine'de kurdu. Aslında evet. Esas adı o zaman Yesrib'di. Fakat Arap toplumunun Hazreti Ömer'in şöyle bir tespiti var. Sosyal dokusuyla ilgili. Huysuz, inatçı develere benzetir Arap toplumunu, Arap insanını. Evet. Yani çok inattır, efendim düz mantık gider, o alışmış olduğu değerleri yıkmanız öyle kolay kolay falan değildir. Dolayısıyla Hazreti Peygamberimiz Yesrib'e hicret ettiği zaman, özellikle Yesrib diyorum, birazdan Medine diyeceğiz. Eyvallah. Henüz Yesrib iken. Akışı bozmayalım, evet, evet. Yesrib iken. Oraya geldiği zaman Hazreti Peygamberimiz toplumun yapısını biliyor. Çünkü orada siyasal bir birlik yok. Hazreç kabilesi var, Evs kabilesi var, işte Yahudiler var. Yahudiler kendi aralarında 3-5 grup falan. Değişik işte kısmi de olsa Sabiler falan var. Kozmopolit bir yapı var. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada o siyasal birliğin olmamasını düşünerek Kur'an-ı Kerim'in merkezinde toplumun, o toplumun değerlerini de göz önünde bulundurarak devletini teşekkül ettirdi. Burası çok önemli. Yani kesinlikle. Kur'an'ı merkeze alıyorsunuz. Merkez Kur'an. Ama o içinde bulunduğunuz yeni bir oluşum gerçekleştireceksiniz. Bir devlet kuracaksınız. O devletin kültürel değerlerini de göz önünde bulunduruyorsunuz. Bugünlerde bu çoğulcu dedikleri yapı mı biraz daha hocam? Tabii yani kozmopolit bir yapı var. Ve birazdan söyleyeceğim ben, Hazreti Peygamberimiz basiret, feraset noktasında, ileri görüşlülük diyoruz buna Türkçe'de belki. O noktada emsali görülmemiş, Hazreti Adem'den günümüze kadar emsali görülmemiş bir liderdir. Bunun en açık örneği de birazdan bahsedeceğiz. Medine Anayasası, Medine Anlaşması. Evet, Medine Vesikası diye de geçer. Niçin olduğunu gerekçesinde birazdan belki söyleyeceğiz. Şimdi o kriterlerden bahsediyoruz. Evet hocam. Bir defa Hazreti Peygamberimiz hürriyeti, özgürlüğü temel aldı. Evet. Adalet ve ehliyet ilkesini temel aldı. Temel kriterler olmazsa olmazlar ve istişareyi temel aldı. Mesela şöyle bir olayı düşünelim. Bedir Savaşı'nı hepimiz, hani izleyicilerimizin çoğu da biliyor. Bedir Savaşı'nda bir karargah yeri tespit ediyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Diyor ki karargahı burada kuracağız. Medineli sahabeden birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, burası sana vahile mi bildirildi? Yoksa kul Muhammed mi söylüyor bunu? Şahsi kararınız yani mı? Kul Muhammed mi, peygamber Muhammed mi? Hangisi söylüyor? Şahsi kanaatiniz mi? Diyor ki şahsi kanaatim. O zaman yanlış yerdesin ya Resulallah. Yani bu gerçekten müthiş bir olay. Şey, müthiş bir şey hocam. Bir peygambere, devlet başkanına, yani her şeyi, ordu komutanı, her şey. Ona siz gelip diyorsunuz ki yanlış yerdesiniz. Bu karargah uygun bir yer değil. Verilmesi gereken tepki ne olur? Ne olmalı? Sen ne biliyorsun sen? Yani Allah'tan peygamber olan benim. Peygamber olan benim, devlet başkanı olan benim. Sen kimsin? Demiyor. Peki düşünce ne senin? Diyor işte Bedir kuyularının oraya ve savaşın akışı da. Şimdi peygamberimiz Cenab-ı Allah'tan sürekli vahiy alan birisi. Evet. Cenab-ı Allah o vahiy verir, doğrudan Bedir kuyularını oraya koyabilirdi, kurabilirdi karargahını. İşte İslam'ın evrenselliği derken konuşmamızın başında onu kastediyorum. Çağlar ötesine uzanıyor. Buradaki verilen mesaj bize şu: istişare et diyor. Evet. Danış. Atalarımız hani diyor ya, danıştan dağlar aşmış. Evet. Yani danışma, istişare peygamberimizin olması olmaz. Adalet, kızım Fatıma da olsa aynı cezayı verirdim. Evet. Adalet öyle. Hürriyet ve örnekler dehşet örnekler hocam. Tabii yani. Kızım Fatıma'ya aynı cezayı verirdim. Bitti orada, bitiyor. Bunu tarihte olay. Hangi devlet başkanı i̇şte söyleyebilir? Olay bitiyor orada. Hepimiz hani çoluğum çocuğum deriz falan. Evet. Üzerine ki orada şu incelik var. Peygamberimizin en çok sevdiği çocuklarından birisi Fatıma annemiz. Evet.
Bir başka yani, çocuğu değil yani. Yani Fatıma annemiz ayrı bir şey var. Bu düşkün. Cenab-ı Allah malum bu yani, düşkün, evet. Hepimiz biliyoruz bunu. Fatma annemiz de ona düşkün. Cenazesinde olan hadiseleri, peygamberimizin definde olan hadiseleri biliyoruz. Belki de örnek onun için Fatma diye verildi. Hı-hı. Yani en sevdiğim bu ama bu da olsa şeklinde verildi. Adaletten taviz yok. Ehliyet, liyakat noktasında Hazreti Peygamberimizin en ufak bir tavizi yok. Biz günümüz toplumunda yıllardan beri, asırlardan beri birçok dönemlerde de bunu gördük. Yani ta Emevilerden itibaren alıp getirelim. Bunlar aşikar görüyoruz. Kesinlikle iltimas, işte eş dost muhabbeti, sevgiyle, dostlukla o işin karıştırılması hadisesini biz Hazreti Peygamber Efendimiz'de göremiyoruz. Evet. En açık örnek Ebu Zer el-Gıfari örneği var. Bunu ben birçok platformlarda veriyorum bu örneği. Lütfen hocam. İlk Müslümanlardan olduğu söylenir. Hı hı. Ebu Zer el-Gıfari'nin. Peygamberimizin dostu, ciğerparesidir. Hatta Peygamberimizin vefatı anında, hastalığında bağrına basıp yarenim dediği, bu derece yani peygambere yarenim diyen bir sahabi. Evet. Böyle bir muhabbetleri var. Bir gün diyor ki ya Resulallah diyor, bana bir valilik ver dedi, bir de ben valilik yapayım diyor ya. Yani el alemde neyim eksik? En yakın dostlarından biri beni bana vermeyeceğine yani, kime vereceksin? Kime vereceksin? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilginç bir cevap veriyor. Diyor ki ey Ebu Zer, bak sen zayıfsın. Görev isteme. Biz bu işi isteyene değil ehil olana veririz. Peki öyle miydi gerçekten? Gerçekten Ebu Zer el-Gıfari peygamberimizin bu tespitini Hazreti Osman zamanında ortaya çıkarıyor. Hı hı. O kaos ortamında yani ileri gelen bir sahabi olarak destek vermesi gerekirken, yani Hazreti Osman'ın yanında olup hani o kaostan kurtarmak için karşı cephede belki iyi niyetle, ondan şüphemiz yok. Ondan şüphemiz yok. O iyi niyetle ama orada işte farklı bir Peygamberimizin o tespitinin biz orada doğruluğunu görebiliyoruz. Evet. Yani ehliyet, liyakat çok önemli. Bugün toplumumuzun baş belası bir durum. Evet. Hürriyet, özgürlük noktasında da aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok önemli bu husus. Hı hı. Orada hiç kimseye, yani 3-4 tane değişik şey var, Yahudi kesimi var, onlar olsun. Kısmi işte 40-50 tane olduğu söylenir, Hristiyan var o toplumun içerisinde. Belki kısmi müşrik var falan. Bunların hiçbirisine öyle ön yargıyla var. Hani bir arada yaşama tecrübesi dediğimiz hadise orada gerçekleşiyor. Yani benim hürriyetime sen zarar, savaşlar da aslında budur. İslam'daki savaşların başkalarının hürriyetini kotarmak için bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz bu bağlamda. Dolayısıyla kriterler Hazreti Peygamber Efendimiz'in belli başlı bunlar. Ama bunu yaparken söylemiş olduğumuz o biraz önceki tespit önemli. Yani Arapları çok sıkmamak gerekiyor doğrudan. Bunu daha sonra Muaviye de söylüyor. Sen nasıl idare ettin, bu idareciliğin neye borçlusun dedikleri zaman. İpi diyor, gerdikleri zaman ben gevşettim, gevşettikleri zaman ben gerdim diyor. Yani o dengeyi iyi korumak gerekiyor. Muhtemelen buradan iyi esinlenmiş. Evet. Hani dengeli bir siyaset izliyor. Bugüne de buradan çok büyük mesajlar var aslında hocam. Evet. Bugüne de çok ciddi mesajlar var. Hocam bu sorudan devam edeceğiz mi? Bir reklam aramız işaret ediyorlar ama soruyu daha iyi söyleyecekleriniz varsa ya da reklamlardan sonra tamam, buradan devam edelim. Bölmeyelim isterseniz. Buradan devam edelim reklamlardan sonra hocam. Dünya Vakti devam edecek efendim. Dünya Vakti'ne devam ediyoruz. Doçent Doktor Ahmet Güzel hocamız bizlerle birlikte. Efendim bugün Hulefai Raşidin döneminde devlet yönetimini konuşacağız. Tabi programımızın sınırlarının el verdiği kadar onu ifade edeyim. Çünkü bazen programda hocam konuya daha girerken zaman bitiyor. İnşallah o olmaz bugün. Şimdi Medine'de ilk devlet teşekkülü hocam. Peygamber Efendimiz o bakir Arap toplumunda bir devlet teşekkül ettirecek ve İslam adını verdiğimiz o medeniyetin ana kodlarını biz orada görüyoruz. Çünkü birazdan anlatacağımız dört Raşid Halife hep oraya atıfta bulunacaklar ve kendilerini oraya dayandıracaklar. O yüzden bunu konuşmamız lazım. Oradan devam edelim lütfen. Şimdi Medine'ye Hazreti Peygamberimiz geldikten sonra bir defa Yesrib oranın ismi, şehrin ismini değiştiriyorlar. Medine. Medine-i Resulullah. Evet. Daha sonra kısaltılarak Medine deniliyor.
Peki bir devletin nesi olur? Bir hükümet, devlet merkezi olur, yönetimin yapılacağı. Neresi olabilir o acil durumda? Mescid-i Nebevi'yi aleyhissalatü vesselam Efendimiz inşa ettiriyor. Detayına girmemize gerek yok, biliyoruz zaten. Ve akabinde hudut tespiti yapıyor. Yani bir devletin sınırları olur. Evet. Orayı biraz önce söylemiş olduğumuz o istişare ehliyet olayı yine bakın gündeme geliyor. Medinelilerden coğrafyayı, topu, o bölgeyi, yüreği bilen kişileri çağırıp diyor ki bizim sınırlarımızı bir belirleyin. Yani Medine'nin sınırları neresiyse biz yerimizi bir bilelim. Evet. Ve Medine'nin sınırları tespit ediliyor. Akabinde sınır nüfus sayımı yaptırıyor. 1500 Müslümanın olduğu tespit ediyor. İlk nüfus sayımıdır bu. Fakat şu rakamı da verelim. Yani toplam Medine'nin nüfusu ne kadardır diye bir soru akla gelebilir. 10.500 toplam nüfusu var. 1500'ü Müslüman. Diğerler işte Yahudi, Hristiyan vesaire, müşrik, Hazreçli vesaire. Hazreç kabilesinin bir baskınlığı var haliyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz önce şöyle kısmen de değinmiştim. Medine anlaşması yapıyor. Şimdi kozmopolit bir yapınız var. Buradasınız ve burada devleti yöneteceksiniz. Büyük bir şeye talipsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Onlarla bir şöyle oturup ne yapacağınızı, ortak noktalarınız ne, farklı noktalarınızı, bunların bir tespitini yapmanız gerekiyor. Muhammed Hamidullah Hoca 52 maddelik, evet, bunu biliyorsunuz, çıkardı. Yani insanların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları diyebileceğimiz türden 52 maddelik bir anlaşma onlarla imzaladı. Bu anlaşma aleyhissalatü vesselam Efendimizin basiretini, ferasetini gösteren, ileri görüşlülüğünü gösteren bir tespittir, belgedir diye söylemiştim. Şunun için onu özellikle vurguladım. Biliyorsunuz bu anlaşma yapıldıktan sonra Yahudiler, işte Nadir oğulları, Kaynuka oğulları ve Kureyza bir takım gerekçelerle sürüldüler. Mekke'den Medine'den sürüldüler. Kureyza oğulları öyle hassas bir zamanda, Hendek Savaşı yapılıyor bildiğiniz gibi. Müşrikler gelmiş dışarıdan, Hendek kazılmış. Normal şartlarda onların yardım etmesi gerekiyor Müslümanlara. Belgede bunu söylüyor. Tabii belgede var. Ama bırakın yardımı, arkadan vurma hareketi. Yani iki ateş arasında Müslümanlar kalıyor. İhanet. İhanet. Ve şeyden döndükten sonra, Hendek Savaşı'ndan döndükten sonra, savaş bittikten sonra kaynaklar bize şu bilgiyi verir. Cebrail aleyhisselam gelip diyor ki ey Muhammed, peygamberimiz savaş elbiselerini çıkarırken biz savaş elbiselerimizi çıkarmadık. Sen niye çıkarıyorsun? Evet. Allah sana ikindi namazını Kureyza oğullarının yurdunda kılmanı emretti. Ve malumunuz orayı kuşatıyor peygamberimiz. Evet. Konuyu şuraya getireceğim. Orada Kureyza oğulları diyor ki biz diyor bir hakem tespiti yapın. Senin hükmüne razı değiliz. Onun hükmüne razı olacağız. O gelsin. Saat yaralı. Saat geliyor. Diyorlar ki daha önceden Yahudi kültürünü biliyor, Tevrat'ı biliyor. Biz diyor Saad'ın hükmüne razıyız. Saad önce çekiniyor. Ben diyor Resulullah varken onun yanında nasıl şey yapamam. Hüküm veremem. Evet. Hayır diyor, ver diyor peygamberimiz. İzin verince neye göre vereyim diyor? Tevrat'a göre verin. O zaman Tevrat'ın hükmüne göre bu ihanetin bedeli erkeklerin boyunlarının vurulmasıdır. 600 tane Yahudinin boyunu vuruluyor. Evet. Tarih boyunca ben hiçbir kaynakta rastlamadım. Bakın işte falan soykırımı, işte Fransızlar Cezayir'e soykırımı, birçok şeyler dillendirilir. Evet. Ben hiçbir zaman hiçbir Yahudinin Muhammed Kureyza oğullarına soykırım yaptı dediğine şahit olmadım. Neden? Elinde tapu gibi belgesi var. Evet, İhanet etmiş. Yani Medine Anlaşması, yani şöyle düşünelim, eğer bu belge olmasaydı, Medine Anlaşması'nı peygamberimiz yapmasaydı Yahudiler resmen kazan kaldırırlardı. Yani bu işte insan kıyımıdır, şudur budur falan ve dışarıdaki insanlara da bunun izahı yapılmazdı. Üstelik de kendi kutsal metinleri üzerinden yargılanıyorlar. Tevrat'tan özellikle. Dolayısıyla Medine Anlaşması'nı bu noktada önemsiyoruz. Ezan tespiti yapılıyor. Kıblenin tespiti yapılıyor. Daha önce de biliyorsunuz Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 17 ay kadar yönelerek namaz kılınmış. Burada artık devlet kurulduktan sonra Kıblenin tespiti. Evet. Bir de hocam şunu söyleyebilirsiniz. Bütün bunlar, bu saydıklarımız aslında hangi devlet olursa olsun, herhangi bir devletten söz ediyorsak olağan şeyler. Evet. Yani yüz ölçümü vardır, nüfus vardır falan filan. Evet. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz'in
vefatı sırasında o küçücük 10.500 nüfusu olan Medine'nin yüz ölçümü 3 milyon kilometre karelik bir alana yayılıyor. 3 milyon. Yani şu anki Türkiye'nin 4 katına. Ve hocam müthiş kan akmıştır, oluk oluk kanlar akmıştır yok, diyebilirsiniz. Hafızam yanıltmıyorsa 250 Müslüman, 150 müşrik, toplam 400. Bizim bir haftalık trafik bilançımız, trafik kazası bilançımız. Evet. Bu kadar. İki taraftan ölen ve şehit olanlar. Hocam şeyi de söyleyin o zaman. Bir 30 yıl sonra Resulullah vefat edecek. 30 yıl sonra kaç milyon metrekareye ulaşıyor? 13 milyon kilometre. 13 milyon. Yani 16 Türkiye diyebiliriz. Türkiye büyüklüğünde bir. Evet, evet. Yani Osmanlı'nın o 3 kıtada hüküm sürdüğü yapıdan daha fazlası. Tabii tabii, hemen hemen yani. Evet. Tam fazlası demeyelim. Fazlası değil. Fazlası değil. Hemen hemen yaklaştı. Ama evet. Bu 10 yıl oradan 30 yıl, 600 yıldan bahsediyoruz. Evet. Bu 30 yıllık, 40 yıllık bir süreç var. Esas lafı şuraya getireceğim. Getireceğim. Peki neydi bu? Bunun temel dinamiki. Hani biraz önce siz konuşmaya başlarken dediniz ki günümüze de yansımalı tarih. Peygamberimizin, dört halifenin olaylarından, hadiselerinden, hatıratlarından günümüze de bir şeyler yansımalı. İşte günümüze yansıyacak belki de, şu anki hala sıcak bir konudur bu. Her demde şeyini, tazeliğini koruyan bir konudur. Muahat sistemi hocam. Muahat. Hazreti Peygamberimiz muahat sistemi oluşturmuş. Şimdi düşünün, oraya birçok insan hicret etti, geldi. Azık çıkınını alıp 14 günlük mesafe koştura koştura geldi. Can der canını zor kurtarıp gelmiş. Bu insanın yiyecek, giyecek, barınacak ihtiyaçlar, temizlik, her türlü ihtiyacı var. Bir gün değil, üç gün değil, birisinin evinde misafir kalamaz veya kalsa ne kadar zaman diliminde kalacak? Hazreti Peygamberimiz Hazreti Enes'in evinde topluyor. Bir ensarı, bir muhacire, bir ensarı, bir muhacire kardeş yapıyor. Hatta enteresandır, tekmiş sayı. Hı hı. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki, ya Resulallah, benim kardeşim yok, ben ne yapacağım? Sen de benim kardeşim olursun demiş. Evet. Hocam pratize etme adına ben genelde bu konuyu anlatırken öğrencilerime bir performans ödevi veririm. Nedir hocam o? Derim ki rastgele işte sen seninle kardeşsiniz diyorum. Daha sonra biliyorsunuz ahilik teşkilatı bizim kültürümüze girmiş. Buradan ahi de aynı, muahat, kök aynı yerden geliyor. İşte biraz önceki 3 milyon kilometre karenin, 13 milyon kilometre karenin şeyi bu hocam. Esprisi bu. Sırrı burada. Muahat bu. Bakın hep aynı yere vuruyorlar. Hani güncelleştirelim diyoruz ya. Etrafımız bir ateş çemberi. Bakıyorsunuz ta Arjantin'den adam gelmiş. İşte şu Orta Doğu'da gördük. İsveç'ten adam gelmiş. Efendim İngiltere'den adam, Amerika'dan adam gelmiş. Almanya'dan adam gelmiş. Yani derdiniz ne? Peki onlar kendi aralarında kendilerine göre nasıl bir şeyse, parantez içinde ünlemediğim bir davaları var. Gelmiş buraya. Biz neyi... Şu her şeyimiz güllük gülistanlıkken paylaşamıyoruz da kardeşlik o değerimize, böyle muahat gibi bir kültürümüz varken kesinlikle pas geçiyoruz. Yani muahat bu konuda önemli. Hazreti Peygamber Efendimizin o fetihlerinin arka planında yatan ve bir gelenek olarak başlayıp asırlar boyu devam eden, işte ahilik de bunun içerisine girer. Günümüzde de hala öyledir. Bir başka toplumlarda göremeyeceğiniz, gittiğiniz zaman yabancı ülkelere mutlaka gitmişsinizdir, görüyorsunuz, biliyorsunuz hocam orada. Yani hani Alaman usulü diyor değil mi? Konya tabiriyle Alaman usulü yapalım falan diyor. Ya bizde böyle bir şey yok. Kültürümüzden öyle beslenmişiz çünkü. Benim hocam mesela bu manada kanayan bir yaramdır. Yani biz Suriyeli muhacir kardeşlerimiz, işte bu sizin muhacir, ensar, muahat sistemi dediğiniz şey. Hı-hı. Bugün ona mülteci diyorlar yani bugünkü dilde. Biz mesela niye bir bu muahat sistemini yapamadık? Yani 3 milyon Suriyeli'ye 3 milyon kardeş aile niye bulamadık? Veya şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Bu muahat vardı ki şu an 3 milyon kişi burada öyle veya böyle kendi imkanlarımızla barınabiliyor. Avrupa kuduruyor bakın. Evet. Aman diyor gümrük kapılarına, aman dikkat edin bu tarafa salmayın. Yok, adamların kültürlerinde yok. Öyle bir insandır. 300-500 tane mülteci gelecek diye geceleri gündüz uykuları kaçıyor. Şey de öyle aslında... Şimdi konudan uzaklaşmış olacağız belki ama İspanya'da, Almanya'da Yahudiler diyorlar ki bu Avrupa'dan atalım, bunlar başımızın belası. Bunlar tarihi vesikalarla var. Ne yapabiliriz? Bir taştaki kuş vuralım. Nasıl olacak o? Biz diyorlar buradaki Yahudileri Osmanlı'nın o civarlarına, o Filistin'de olaylarına gönderelim. İşte arz-ı mevut deriz, bir şeyler deriz, oraya giderler.
Osmanlı hoşgörüdür, hoşgörü sahibidir Osmanlılar. Evet. Geliyorlar diyorlar ki biz işte açız, açıkta kaldık, sahipsiziz, kimsemiz yok. Şöyle barınacak insanız nihayetinde, şu kadarcık bir yer verin falan. Yani insaniyet duyguları gereği veriliyor. Yani içten plan, pazarlık. Şey diyor ki İspanya veya hem diyor Osmanlı'nın başına bela olur hem de bunlardan biz kurtuluruz. Geliyorlar her geçen gün işte sistemi arkadan da destek alıyorlar. Hala günümüzde olduğu gibi. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte muahat, o kardeşleştirme, insaniyet duyguları. İşte hepiniz Adem'densiniz, Veda hutbesinde evet. Malumunuz. Muahat sistemi bugün hocam bizim olması olmaz. Dört halifedeki problemler birazdan gireceğiz belki. Aslında muahat sisteminin bozulmasıyla alakalı bir evet. şey. Evet. Ve yine burada muahat sisteminin olması demek aslında bütün toplumların kanayan yarası olan asabiyet dediğimiz kabilecilik anlayışını, ırkçılık dediğimiz anlayışı da köküne dinamit koyan bir şey. Evet. İşte bundan uzaklaşılıp ona geçildiği için Hazreti Osman'ın ikinci döneminde sıkıntılar baş göstermiş. Maalesef. Hocam, son olarak da hocam gazve ve seriyeler yapılmış Medine'de. Gazvede biraz önce söylediğim gibi hürriyetin tesisi için başkalarının hürriyetini, yaşam hakkını, hayat hakkını, neslin, soyunu, artık ne derseniz ona, onların teminat altına alınması için mecbur kalınıp başvurulan, yani zoraki başvurulan bir metottur. İsteyerek Mekke döneminde kesinlikle biliyorsunuz kimsenin kılına zarar verilmemiş. Herhangi evet. bir savaş akıllarının ucundan geçmiş. Habeşistan'a hicret etmişler falan. Ama burada siz hicret etmişsiniz. Evinizi, barkınızı, her şeyinizi bırakıp gitmişsiniz. Ama peşinizden hala gelip, yani Hendek Savaşı'na kadar olan savaşlar biliyorsunuz, Hendek Savaşı da dahil hatta, savunma savaşıdır. Evet. Biz öyle anlatırız tarihte. Yani bunlar savunma, taarruz savaşı değil. O zaman nefsi müdafada diyebiliriz biz buna. Kesinlikle. Ama mecburen Peygamberimiz de zaten size karşı savaş açanlara siz de savaş açın, aşırı gitmeyin şeklinde o Haç suresi 39 evet. zannedersem. O ayet çerçevesinde izin veriliyor. Peygamberimiz burada da gazve ve seriyelerini başlatıyor. Şimdi hocam dört halife devrine doğru gelelim. Çünkü programın da yarım saate yakın bir zamanı kalmış. Şöyle bakıyorum. Aslında burada soracağım sorular var. Yani İslam'ın bir devlet modeli var mıdır sorusunu siz cevaplıyorsunuz yine burada. Ama bu soruları biraz geçeceğim. Öyle görünüyor. Çünkü öteki türlü dört halife dönemine gelemeyeceğiz. Dört halifeye doğru geldiğimizde hocam, Raşit halifelerin devlet yönetimindeki stratejileri neydi sorusunu ben genel olarak sormuş olayım. Buradan başlayalım. Evet. Hocam şunu söyleyelim öncelikli olarak. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman biliyorsunuz Beni Saide sakifesinde evet. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife seçildi. Seçildi diyorum özellikle. Evet, seçildi. Aslında Hazreti Peygamberimiz kendisinden önce, işte kendisinden sonra herhangi bir kişinin halife olacağına dair her ne kadar değişik kaynaklarda işte Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ali'ye atıflar var idi deniliyor ise de bunlar biraz zorlama. Şaz biraz değil mi? Zorlama, biraz kasıtlı olan, yani Peygamberimiz şöyle söyleyeyim kısaca uzatmadan. Hazreti Peygamberimiz kendisinden sonrası için bilinçli olarak kasten herhangi bir adres vermedi. Vermedi. Sebep, hemen daha bir vahiy kültüründen yeni çıkmış Resulullah'ın dizinin dibinde büyümüş insanlar. Resulullah'sız hayata intibakın sağlanmasının provasıydı bu çünkü. Evet. Ve henüz Resulullah'ın mübarek bedeni toprakla buluşmadan. Evet, evet. Yani burada bir deneme, bir sınav geçirdi sahabe ve başarıyla da atlattı o evet. günü. Elbette tartışmalar oldu falan ama bu mecburdu. Fakat şunu söyleyelim. Dört halifenin dördünün de hilafeti gelmesinde bir seçim mutlaka olmuştur. Hı hı. İki biat olmuştur. Hı hı. Yani bir anlaşma, yönetenle yönetilen arasındaki bir anlaşma, bir sözleşme olmuş. Sözleşme diyebiliriz buna. Hı hı. İstişare olmuştur. Evet. Şura sistemi olmuştur. İstişareler yapılarak bu olmuştur. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'i istihlaf etmiş. Diğerlerinden farklı olarak bu bir hı hı. ayrıntı söylememiz gerekir belki. Şunun için önemsiyorum ben. Kaynakların birçoğunda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i tayin etti şeklinde geçiyor. Bilinçli evet. veya bilinçsiz bilemiyorum ama bu yanlış. Orada öyle tayin mi? Söz konusu değil. İstihlaf,
İstifal babı hocam. İstifal babından geliyor. Evet. Bir şey istemek. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki ben Hazreti Ömer'in halife olmasını istiyorum. Yani bana göre uygun budur. Ama orada ehlül hal vel akt olsun veya oradaki halkın o ileri gelenleri olsun. Onlar hayır biz bunu istemiyoruz. Biz başkasını istiyoruz deme hakkına sahipler. Bağlayıcılığı yoktur yok. Bunun. Dolayısıyla tayinde bağlayıcılık söz konusudur. Bu inceliği de belirtmemiz gerekiyor. Değilse anlam farklı noktalara kayabilir. Bir de o gün henüz Resulullah'ın rahle-i tedrisinden geçmiş ve Resulullah vefat edeli 2 yıl olmuş daha. 2 yıl geçmeden Resulullah böyle bir tayin yapmamışken Hazreti Ebubekir'in doğrudan böyle bir tayin yapmasını da sahabe-i kiram muhtemelen tayin olmuş olsaydı sen niye böyle bir şey yapıyorsun diye sorgularlardı. Aynen öyle de bir böyle durum bir ortaya çıkabilir. Bir de şurası çok önemli. Biraz önce o söylediğimiz İslam toplumunun asırlardır başının belası olan hadisi. Asabiyet dediğimiz, kabilecilik dediğimiz unsur çok önemli burada. O dönemde kabilesi en zayıf olan Hazreti Ebubekir Efendimiz bu 4 halifenin içerisinde. Evet. Akabinde işte Adi yollarından Hazreti Ömer. Akabinde işte Hazreti Osman geliyor, Hazreti Ali geliyor. Bunların birbirleriyle soy olarak, kabile olarak diyeyim akrabalıkları yok. Yani 3. 4. göbeği kastetmiyorum. Eyvallah. Yani normalde bunların birbiri yani veraset olayı da yok hocam burada. Veraset de yok. Yani bu hep tartışılıyor. Değişik görüşler var. İşte veraset uygulaması, işte Muaviye'den itibaren devam etmiştir falan. İşte Osmanlı süreci vesaire. Ama şunu görüyoruz hocam. İşte Memlükler tarihine bakın, Eyyubilere bakın. Birçok bizim o Türk İslam devletlerinin birçoğunda da biz görüyoruz. Ya 2 yaşında hatta ben çocuklara espri yaptım. Ya bu tacı nasıl taşıyor bu diyor. 2 yaşında çocuğa diyor taş giydirdiler. Baba söyleyince oğlu işte geçmiş. 2 yaşında çocuk taş giydi. Tacı nasıl taşısın 2 yaşında çocuk falan dedi. Yani affedersiniz defi hacetine sahip olamayan bir çocuk devleti nasıl sahiplenecek? Yani birçok sıkıntılar da beraberinde getirmiş. Bunu şey yapmak gerekiyor. Buradaki mesaj da önemli. 4 halifenin birbirleriyle bu noktada yani Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ömer'le akrabalığı, Hazreti Ömer'in Hazreti Osman'la, Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'yle şu denilebilir. Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar yaralıyken yerine oğlun Hasan'ı atayalım mı? Ben atayın da demem, atamayın da demem. Yani seçin seçmeyin bir şey demem. Karar sizin diyor. Siz vereceksiniz kararı. Ben değil diyor. Benim kararım geçersizdir. Mesela bu çağlara sari bir mesaj. Aynen. Yani. Ondan sonra topluluk Hazreti Hasan'ın etrafında birleşmiş olabilir. Bu onların kararı artık. Ama Hazreti Ali'nin bir tayininden bahsetmiyoruz. Aynen. Bir de şunu hocam özellikle belirtelim. Bu konuyu da ben çok önemsiyorum. Yani böyle cımbızla satır arasından çekeceğimiz bir konu. Bilinçli veya bilinçsiz farklı noktalara kayıyor konu. İşte İslam'ın teokratik yapı falan filan. Evet. Siz onu da özellikle eserde de vurguluyorsunuz. Halbuki şimdi Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçilince diyorlar ki Halifetullah. Sen Allah'ın halifesisin. Hazreti Ebubekir Efendimiz kaşlarını çatıyor. Sakın ha diyor bana Allah'ın halifesi demeyin. Ben Resulullah'ın, peygamberin halifesi. Halifetü Resulillah. Halifetü Resulillah deniliyor. Evet. Şimdi ikisi çok farklı. Eğer Halifetullah olsa o zaman da oradan teokrasi dersiniz. Evet. Yani bu buraya gelir bu. Ama dünya tarihinde pek çok örneğini yani gördüğümüz teokrasi. Yani sanki siyasi şeyleri biliyor da evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz olacakları. Ta o zamandan yani teokrasi ne gezer falan. Evet. Ama sanki onun mesajını hissetmiş de söylemiş gibi. Bana diyor, daha sonra da biliyorsunuz Emirül Mü'minin şeklinde Hazreti Ömer Efendimiz'den itibaren devam ediyor. Yani öyle kendisini Allah'ın gölgesiymiş veya Allah'ın vekiliymiş şeklinde Allah'ın vekili zaten insandır. Evet. O Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre. Bu anlamda Kur'an'da da zaten bir adres gösterilmiyor bize. Yani sonraki dönemlerde çıkan o zillullah meseleleri falan aslında Hulefai Raşidin döneminde reddedilen şeyler. Tabii. Çıkmayan değildir. Çıkma ihtimali ortaya çıkınca reddedilen konular ama maalesef sonrasında bir o bozulma yani buna var. Buna niye ihtiyaç duyar kişi? O tip ifadeye niye ihtiyaç duyar? İşte bir şeyleri kamufle etmek. İşte Resulullah'ın asası, bürdesi falan filan ön planda ama arka planda neler dönüyor? Neler dönüyor? İşte, evet. Hocam yine bir reklam arası geldi. Zaman hızlı akıyor. Böyle oluyor ama bir reklama daha gidelim inşallah bundan sonraki bölümde biraz daha toparlarız diye ümit ediyorum. Hep yarım kalıyor böyle ama zaman hızlı akıyor hocam. Sağlık olsun. Eyvallah. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra Dünya Vakti'nde tekrar beraberiz.
Efendim Dünya Vakti'nde Ahmet Güzel hocamızla birlikteyiz. Hocam şimdi bir soruya geçeceğim ama ona altlıkla teşkil etmesi açısından şunu kısaca sormak istiyorum. Raşit Halifeler 4 Halife döneminde Peygamber Efendimiz'in o devlet idaresi ve yapılanmasındaki uygulamalarının yansımalarını biz görüyor muyuz? Yoksa Resulullah'ın uygulamalarını dayanmakla birlikte tamamen bağımsız bir model mi çiziyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın o elastiki yapısını dört halifeye intikal ettirmiş. Şöyle, zaten Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz peygamberimizin dizinin dibinden ayrılmayan kişiler. Evet. Yani mesela ben Hazreti Ali Efendimizin Tebük Savaşı'nda peygamberimize iştirak etmediğini biliyorum. Hı hı. Eşinin rahatsızlığı dolayısıyla veya bir Rukiye annemizin rahatsızlığı dolayısıyla Bedir Savaşı'nda Hazreti Osman Efendimiz iştirak etmemiş. Yani evet, savaşa. Onun haricinde mesela Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir Efendimiz, hatta vefat hastalığında Hazreti Ebubekir gelir, ya Resulallah ben diyor yanınızda kalayım, size ben bakayım. Hayır diyor, ben bakıcım var, Ayşe bana bakar. O zaman diyor ben Sünt Tekevi'nde hafif bir ufak bir işim var, onu bir halledip geleyim falan. İşte o esnada zaten vefat haberini öğrenecektir. Hı hı. Yani yanından ayrılmıyorlar. Evet. Dolayısıyla o kaynaktan beslenmişler. Vahiy kültürü tam yerleşmiş. Ve bunlar çok enteresandır. Dört halifenin içerisinde çok zeki sahibi içerisinde bu dört halifenin çok zeki kişiler olduğunu biz belirtelim. Şunu ben esas söylemeye çalışıyorum. Dört halife en az hadis rivayet eden sahabe içerisinde ama yönetimde bulunan kişilerdir. Belki günümüze aktarma diyoruz ya. Evet hocam. Eğitimcilerimize de bana göre önemli bir mesaj buradan çıkar bir mesaj buradan. Çıkar. Biz hafızayla zekanın ayrımını yapamadık. Enteresan, evet. Hafızayla yani, zekayı hafızayla, biz ayıramıyoruz. Hafızası kuvvetli olanı çok zeki diye düşündük, değerlendirdik. Yani üretkenlik, mühendislik vesaire bir şey proje anlamında söylüyorum. Bakın dört halife bu manidar. En çok Ebu Hüreyre, Enes bin Malik. Ama bunların idarecilik anlamında ciddi bir şeyini göremiyoruz. Hafızası kuvvetli olansa Ebu Hureyre'nin ilk halife olması lazım. Yani mesela, eğer oysa eğer şey veya o günlerde hani sınav mınav bir şeyler olsa, bir eğitim olsa belki tam KPSS puanla, ile yani, alınsaydı. Evet, yani tam puanla şey yapacaktı. Evet. Yani burada zeka ayrımı da dört halifenin çok zeki kişiler, proje insanları olduğunu tartışmalı, belki gündeme getirmemiz gerekir mi bilmiyorum ama Hazreti Ömer için mesela muvaffakat-ı Ömer denilen 36 tane ayetten bahsedilir. Yani bir konuda Hazreti Ömer bir şey söylemiştir ve gelen ayet onu teyit etmiştir şeklinde. Dolayısıyla bu kişiler yaptıkları icraatlarında modamot, Resulullah ne yaptıysa onu yapalım değil. Şu örnek sanıyorum bize ölçü verir. Hazreti Ömer Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i diyor kitap haline getirelim Hazreti Ebubekir Efendimiz'e. Yarın diyor bu hafızlar ölür, bir sıkıntı yaşanmasın, muhafaza altına alalım. Hazreti Ebubekir Efendimiz peygamberimize aşırı bağlılığıyla öne çıkan birisi. Diyor ki ben bunu yapamam. Resulullah yapma diyor. Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl ben yaparım? Evet. Hazreti Ömer diyor ki Resulullah vefat etmediği sürece vahyin gelme ihtimali vardı. Bunu yapamazdın zaten diyor. Yani vefat etmeden vahiy gelecek garantimiz yok filan. İkna ediyor neticede. Böylesi bir bağlılığı var. Mesela Üsami ordusunu ciddi olayları var. Sona gönderdi. Hayır diyor. Resulullah'ın başlattığı bir şeyi ben yarım bırakamam. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e böyle bir uygulama var. Ama Hazreti Ömer Efendimiz veya diğerleri şahsi içtihatlarını yerine göre koyuyorlar. Modamot değil yani. Modamot değil. Mesela şunu söyleyelim. Belki hani günümüzde o ilahiyatçı hocalarımız da ben kendi nasibime düşeni vereyim. Onlar da kendi nasibine düşeni bu şekilde vermiş olsun. Şu malum o güncelleme olayıyla alakalı. Evet. Bakınız haraç uygulamasını ilk koyan Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Evet. Şimdi peygamberimiz döneminde böyle bir uygulama yok. Nedir? Savaşa giden ganimetin işte beşte birini hazineye gönderir. Diğerleri gaziler arasında, savaşa katılan arasında paylaşılır. Zaten. Usul budur. Hazreti Peygamberimiz bunu yapmış. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bunu yapmış. Hazreti Osman, Hazreti Ömer Efendimiz bir müddet bunu yapmış ama bakmış ki Sevad arazisi, o zengin Mezopotamya'sı alabildiğine geniş verimli topraklar fethedilince
o gaziler sevinç çığlıkları atıyor. Trilyonersiniz. Yani paranızın evet. hesabını bilemeyecek bir noktaya geliyorsun. Hazreti Ömer diyor ki yok diyor o kadar değil. Ben bu şeyi size toprakları hani, bölmem. Dünyanın zenginler listesi açıklanıyor ya. O dönemde bu savaşa aynen. katılanlar dünyanın zenginler listesine girecekler. Hocam alabildiğin o geniş arazi, verimli evet. arazi. Hazreti Ömer diyor ki bir, siz askersiniz. Bu toprakları işlemesini ne bilirsiniz? İki, siz zaten imkanlarınız iyi. Üstüne üstlük bunu da alırsanız siz aşırı zengin olursunuz. Öbür aşağıda aşırı fakir orta tabaka diye bir şey kalmaz. Sosyal doku zedelenir. Buna müsaade edemem ben bir yönetici olarak. Üç, bu fethettiğiniz insanların durumu ne olacak diyor. Yani topraklarını fethettiğiniz insanların durumu ne olacak? Dolayısıyla diyor peki ne düşünüyorsun? Bu devlet hazinesine girecek. Bu maaş olarak halka dağıtılacak. Sa'd bin Ebi Vakkas, aşereye mübeşşirinden, Abdurrahman evet. bin Avf, sen kimsin diyor ya Allah'ın Resulü'nün, Ebu Bekir'in bize verdiği hakkı ne hakla diyor. Hayır diyor, ben kararımı bu şekilde veriyorum. Bakın biz burada bunu görüyoruz. Evet. Yani değişik noktalara çekiliyor falan ama İslam'ın evet. evrenselliği söz konusuysa eğer, biz günün şartlarına göre, yani o Kur'an'da hadiste belirtilen şeyler, onlar o başka bir şey. O ayrı farklı yani. Bir şey ama gelişen şartlara göre biz hani... Hazreti Ömer'in uygulamaları, Hazreti Osman'la vesaire. Şimdi Hazreti Ömer denizi gördü mü? Denize bir şeyi var, hassasiyeti var. Evet. İskenderiye'ye hayır diyor, deniz varsa olmaz diyor mesela. Evet. Kıbrıs'a hayır diyor, deniz varsa olmaz. Hazreti Osman Efendimiz Kıbrıs'ı fethediyor. Şimdi bunlar farklı, birbiri zıt mı bunlar? Değil. İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Birinin yaptığını aynısı devam edecekse, devam evet. ettirecekse bunun bir anlamı kalmaz. Söz konusu olan hocam itikada, ibadete, dine dair meselelerse orada keskin çizgileri var. O belli zaten yani, hocam. Yani dine bir gram artırma ya da dinden bir gram eksiltme kabul etmiyorlar. Ama bu bahsettiğimiz tamamen devlet yönetimi. Yani sosyal idare ile ilgili meselelerde hepsinin kendine ait kanaatleri var. Ve peygamberlerin özellikleri olan fetanetten bir parça var bunlarda evet. aslında değil mi? Kısmı yani bir evet. anlamda o noktaya o, geliyor. Zeki dediniz. Şu var bakın hocam. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz insanlara eşit dağıtıyor hazineden. Herkese evet. eşit dağıtıyor. Hazreti Ömer diyor ki hayır diyor. Bedir'de Resulullah'a kılıç çekenle Resulullah'ın safında yer alıp müşriklere kılıç çekeni ben aynı eşit kategoriye olmaz. Koyamam diyor. Bunlar eşit olmaz. Hazreti Osman Efendimiz aynı Hazreti Ömer'in uygulamasını devam ettiriyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki hayır herkes eşit dağılacak diyor. Şimdi bunların dördü de Resulullah'ın terbiyesinden, eğitiminden geçen kişiler. Evet. Tabii devrin şartları var. O günün o konjonktür dediğimiz olaylar var. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e birisi öyle diyor. Ya diyor senin ne eli kanlı bir insanmışsın. Hı-hı. Yeni yetmenin tabiri caizse affedersiniz. Hı-hı. Birisi diyor ki sen eli kanlı bir işte Sıffin Savaşı, Cemel Savaşı. Biz diyor daha önceki halifelerde bunu görmedik. Hazreti Ali Efendimiz taşı gediğine oturuyor. Diyor ki bana bak. O Ebu Bekir ve Ömer'in yönettiği halk bendim. Benim yönettiğim halksa sensin. Kuşak değişmiş. Evet. Şartlar değişmiş. Şimdi yani elma ile armutu toplayamazsınız kesinlikle. Devrin şartlarıyla. Dolayısıyla moda matı uyguladığı söylenemez. İşte o İslam'ın elastiki yapısı, dinamik yapısını biz ama Kur'an ve Peygamberimizin hadisi endeksinde, ona endeksi olarak, merkeze onu alarak oradayım. O doğrultuda toplumun, umumun menfaatini. Şimdi bazen soruyorlar Hazreti Osman'ın bu şehadetiyle ilgili. Ben diyorum esas gizli bir faili var bu işin diyorum. Nasıl diyorlar? Ya şimdi Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman'ın halife olması diyorum problem belki de. Çünkü onun döneminde ganimetler çok. Yakın bölgeye savaşlar yapılıyor ve ganimet ciddi anlamda geliyor. Halk zengin, durumu iyi. Hazreti Osman zamanında çok uzak bölgelere savaş yapıyorsunuz. Masraf çok, ganimet yok. Az, evet. Şimdi Kureyş ticareti biliyor. Birine bin katmış. O Abdurrahman bin Avf'lar, Zübeyir bin Avam'lar böyle günümüz şartlarında trilyoner evet. olmuş. Bedevi de kazandığı gibi günübirlik yemiş içmiş. Ganimet gelmeyince işte o makas açılmış. Evet. Niye onun busu var da bunun busu yok? Hazreti Osman Efendimiz aslında bunun bedelini ödemiş biraz daha. Evet. Yani düşünün bir de Sevad arazisi alınsaydı ne olur, dağıtılsaydı kesinlikle. Ne olur? Hocam şimdi biraz halkla ilişkilere gelelim. Çünkü evet. Devlet idaresinde halkla arayı açtığınızda, o kopukluk başladığında zaten devletin bir manada aslında tırnak içerisinde çöküşü başlıyor. O yüzden Raşit Halifeler döneminde halkla ilişkiler anlamında o devletle, yönetenlerle, yönetilenlerin aradaki o makas dedik ya, o makasla ilgili bir
hem de bugüne doğru okumaya da geçecek olursak o makasla ilgili bize bir fikir verebilir misiniz? Nasıldı ilişkileri? Hocam burada halife ile merkezle halk arasındaki temel faktör, yani nedir iletişimi hocam? Sağlayacak faktör valilerdir. Valiler. Dolayısıyla valilerin seçiminde son derece titiz davranılmış. Ve bütün halifeler, Hazreti Ebubekir Efendimiz de dahil, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali vali seçiminde çok titiz davranmışlar. Bir defa valiyle sürekli kontak halinde. Hı hı. Öyle veya böyle sürekli kontak halindeler. Halka şöyle bir yetki veriyor. Diyor ki istediğiniz an kapı çalmaksızın valinin yanına gireceksiniz, girebileceksiniz. Valiler atamayla yapılıyor. Vali zaten atamayla yapılıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Vali oraya gönderilirken eline kararname versisi veriliyor. Günümüz şartlarında. Özellikle Hazreti Ömer zamanında kurumsallaşma başladı biliyorsunuz. Evet. Ve orada hakları neler, sorumlulukları neler, yetkileri neler, bu da veriliyor. Şunu da izah etmemize hocam müsaade ederseniz lütfen günümüz hocam şartlarıyla, hani ben kıyaslayarak gidiyorum. Aksi takdirde tarih masaldan öte bir şey, öyle bir anlam olmaz, ifade etmez. Bu da toplumumuzun temel yaralarından birisi. İdarecilerimizin özellikle belki göz önüne alması gereken bir şey. Dört halife sorumluluk verdiği kişiye yetki veriyor. Evet. Şu an bizim kanayan bir yaramız maalesef. Yani bir yere müdür olarak atadığınız kişiye eğer birisi yukarıdan işte şöyle denilirse, sorumluluk verdiysen yetki onundur. O yetkisini o kullanmalı. Yani sanıyorum bunu çok somutlaştırmaya da gerek yok. Örnek vermeye de gerek yok. Anlaşılabilir hocam. Anlaşılıyor. Dört halifede biz bunu görüyoruz. Sorumluluk veriyor, yetki veriyor ama mal varlığını hesap ediyor. Mal varlığın ne? Şu bilançonu bir çıkar. Niye? Hı hı. Maaşını tespit ediyor, maaşın şu diyor ve sürekli denetimde ne kazandın? Gel bakın şu yıl sonunda ne kadar kazandın? Biz, işte şu kadar. Biz de şimdi devlet memurları göreve başlarken bir şey alınıyor ya hocam. Evet, 5 yılda bir oluyor. Malla ilgili bir bildirim, beyanname veriyoruz. Bu tam da bahsettiğiniz aslında bu değil mi? Beyannamesini alıyor malla ilgili. Ama şu var, müeyyidesi şu an net var mı, örnekleri var mı ben bilmiyorum. Duymadım açıkçası. Hı hı. Ama burada müsaadeleri var. Burada müsaadesi var. Müsaadesi var. Evet. Bugün belki olmayan o. Şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas çok enteresandır hocam. Gerçekten peygamberimizin dayısıdır biliyorsunuz. Ve aşeri mübeşşeriden birisi, validir. Evet. Hazreti Ömer diyor ki sen şu kadar maaş almışsın. Şu kadardı paran gittiğinde bize bildirdiğin. Evet. Şu kadar fazlalık var. Valiysen biz sana vali diye bunu verdik. Valilik maaşın bu. Valilik haricinde bir şey yaptıysan bunu da yapamazsın. O zaman bu fazlalıklar diyor vereceksin. Daha sonra zaten işte görevden alma olayları falan olacak ileriye dönüp Sa'd bin Ebi Vakkas'ın. Yani bu peygamberimizin dayısıdır. Aşere-i Mübeşşere'dendir işte üstü şeydir, şura heyetinde. Evet, evet. Bakın aynı Sa'd'ı Hazreti Osman'ın seçildiği şuraya dahil ediyor. Evet. Yani biz de belki buradan ilişkiler anlamında bir mesaj çıkarabiliriz. Yani Sa'd öyle dediydi. Sa'd sen benim görevden veya işte malımı müsaade ettim ben o grupta bulunmam, böyle bir şey yok. Bir şey yok. Yani ikili ilişkilerin de belki bize örneğini veriyor. Evet. Demek ki ama şöyle bir taraf var hocam. Sa'd da kendinden emin. Yani o malı müsaade ediliyor ama Sa'd onunla ilgili de çok emin ki o oraya girerken de hiç itiraz etmiyor. Tabii yani bir tarafı da var yani. Sadece Sa'd da değil. Ebu Hureyre de var bak. Evet. Ebu Hureyre de var. Peygamberimiz çok sevdiği kişilerden birisi. Evet. Utbe bin Ebi Süfyan var. Ebu Süfyan. Amr bin Elas var. Hani böyle malları noktasında denetime tabi tutulup da sıkıntı yaşayan kişiler. Evet. Yani öyle kağıt üzerinde değil. Böyle bir ciddi şey var. Bir diğer uygulamada şu. Lütfen hocam. Hazreti Ömer haç mevsiminde bütün memurlarını, valiler dahil, hacca çağırıyor. Evet. Herkes diyor gelecek. Peki ne yapacak orada? Şikayet olan varsa gelecek bana. O diyecek ki işte şu valim şöyle şöyle yaptı. Herkesin bulunduğu yerde. Örnekleri var mı? Sadece göstermelik. Ben sadece bir tane örneği mesela söyleyeyim. Belki örnek olur. İzleyicilerimiz şey yapabilir, mesajı alır. Amr bin Elas, Mısır valisidir Hazreti Ömer'in. Bir at yarışı düzenlenmiş. Oğlunun da atı şey yapacak, yarışacak. Bedevinin birisi çok favori. Onu çağırıyor. Diyor ki bak atını yarışa sokma. Benim oğlum girecek. Benim karizmamı çizdirme diyor. Hı hı.
Hayır diyor, ne alakası var? Herkes açık bir yarışma, bedevi yarışmaya katılıyor ve birinci oluyor. Amr bin El As da bunu kırbaçlıyor. Sözümü dinlemedin diye. Tabii dinle. Artı benim karizmamı çizdin diyor, benim oğlum yarışı kazanamadı. Valinin, koskoca valinin oğlu güya. Şikayet edince Hazreti Ömer diyor, Amr doğru mu söyledikleri? Efendim işte doğru da diyor. O zaman kaç kırbaç vurduysan diyor, aynı kırbacı sana burada vuracak halkın huzurunda. Bu Haç döneminde oluyor. Tabii tabii, Haç döneminde ve milletin huzurunda. Şey diyor ki Amr bin El As, biliyorsun Arap dahilerinden, evet. Duhatül Arap'tan. Ey müminlerin emri diyor, ben devletim, devleti temsil ediyorum. Yani beni kırbaçlatman devleti kırbaçlatmandır. Burada diyor milletin içerisinde bu olur mu? Herhalde bunu yapmazsın. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ben Resulullah'ın bunu kendisine tatbik ettiğini gördüm. Sen kimsin diyor ya. Ve netice itibariyle bana müsaade et o zaman bir görüşeyim. Adamla görüşüyor. Sana şu kadar para vereyim. Davandan vazgeç. Öyle anlaşıyorlar. Yani şeyde kalmıyor. Kağıt üstünde kalmıyor. Bunlar pratize edilmiş, görüşülmüş. Fedakar olmaları isteniyor valilerden. Ama halife de onlara riayet ediyor. Yani İyad bin Ghanim var mesela. Bu Faris bölgelerinde şey yapan gariban bir bölge. Orada atlas elbiseler giydiğini falan öğrenince hemen hesaba çekiyor. Bu görevden alma noktasına kadar götürüyor. Bunu yaparken Hazreti Ömer kendisi de tulumu giyip sırtına, efendim gururlanır gibi oldum, biraz nefsimi köretmek istiyorum diye halk arasında gezen bir özelliği var. Şeyde de aynı, diğer halifelerde de aynısını görüyoruz. Mesela Hazreti Ali Efendimiz hem de gayrimüslim olduğu halde bir Yahudi ile şeyini çalan, zırhını çalan bir Yahudi ile mahkemeye, devlet başkanı olduğu halde mahkemeye çıkıyor. Yani halka bakış açısı açısından bu önemli. Sevgi saygı esas hocam. Bu şeyler arasında mesela Hazreti Ömer bir söz duyuyor. Şamlılar seni sevmiyor ey Ömer. Böyle istihbarat geliyor. Ne dersiniz? Şimdi halifesiniz, devletin başındasınız, bir vilayetten falan şehirler sizi sevmiyor. Günümüz şartlarındaki bir 5 yıl sonra bir seçim falan olay da yok. Sanki umurumdaydı dersiniz belki. Tabii. Ama Hazreti Ömer Efendimiz öyle demiyor. Ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor, Şamlıları bana, beni Şamlılara sevdir. Evet. Çünkü sevgisiz olmaz hocam. Bu ona dert oluyor yani. Yani ben şunu söyleyeyim. Bütün personelimizin, yani şey olarak memurlarımızın devlet kademesindeki, ben acizane önerim şu. Kendim bunu yapıyorum ben. Yani meslek hayatıma başladığım günden itibaren bunu rehber aldım. Hani Raşid halifelerimin sünnetine, evet, uyun. Evet. Ya Rabbi öğrencilerimi bana, beni öğrencilerime sevdir diye hep dua etmişimdir, ederim. Sevgi olmayınca olmaz hocam. Olmuyor. Sevginin olmadığı yerden giremezsiniz. Mesela sevginin olmadığı yerde saygı da olmaz. Olmaz tabii. Karşıdan da saygı tek göremezsiniz. Başına olamaz. Dolayısıyla halife, dört halife döneminde bunu, zalim bir hükümdar pozisyonuna bürünüyor. Doğruluk, dürüstlük temel esas. Mesela İlk mesajı Hazreti Ebubekir Efendimiz halife olduğu zaman veriyor, evet, biliyorsunuz. Ben diyor, eğer yamulursam, yanlış bir yola saparsam ne yaparsınız? Seni kılıcımızla düzeltiriz. O zaman ben de sizin halifeniz olurum diyor. Evet. Yani hatta, olur mu öyle şey yok. Şükrediyor değil mi? Tabii tabii, yani denetim. Kılıcıyla beni düzeltecek bir tebaa bana lütfeden Allah'a hamd ederim gibi bir ifade hatırlıyorum. Evet ben. Yani o zaman diyor ben yönetirim. Yani evet, böyle halkın böyleyse ben diyor yönetirim diyor. Halkın sorunlarını çözme noktasında özel görevliler gönderip yani istihbarat kanalıyla, yani kendisini doğrudan gelip de şey yapamıyorsa, meramını anlatamıyorsa diye görevlendirildiklerini biliyoruz. Mesela hastalarla ilgilenmeyen görevlilerini Hazreti Ömer'in azlettiğini biliyoruz. Görevden azledildin. Suç, hastalarla ilgilenmedin. Evet. Bu şekilde aziller var. Dul kadınların durumunu Hazreti Ömer döneminde çok iyileştirildiğini biliyoruz. Hatta şöyle bir vaadi sözü vardır. Eğer Allah ömür verirse bana, fazlaca ömür verirse, bu dul kadınların durumunu orta tabakanın da üstüne çıkaracağım. Zengin statüsüne sokacağım bunları şeklinde bir şey var. Asgari ücret tespitini yapmışlar mesela. Bu hayali değil hocam. Ta o zamanlardaki asgari ücret tespiti yapılmış. Var mı hocam bu? Evet, Hazreti Ömer'in uygulaması şöyle yapıyor. Öyle kağıt üstü değil. 30 kişiyi çağırıyor. Sabah, öğle, akşam yemek yediriyor bunlara. Ve hani 30 gün hesabını baz alınarak. Ve ne kadar diyor, bu şeylerin masrafı ne kadar? Şu kadar. O zaman diyor işte 3 öğün şu eder. Kişi başı şu. İşte şu kadar aileye şu. Şeyden, maliyeden onlara bu şekilde asgari ücret tayini, tespiti tayin yapılıp aktarılıyor. Daha yeni doğmuş çocuklara 200.
100 dirhem, özür diliyorum. Biraz şöyle kendisini göstermiş, serpilmiş çocuklara 200 dirhem aylık bağlanıyor. Maaş. Hatta şöyledir, bazı sütten kesilmiş çocuk diye belirlenmiştir bu. Bazıları sütten erken kesmişler çocuklarını. Maaşa bağlansın diye. Maaşa Hazreti bağlansın. Ömer'e bu duyun, ben demiş onların süt hakkını şey yapmayayım, canlı olarak doğan herkese bağlıyoruz artık şeklinde bir. Yani mesela insan psikolojisiyle ilgili önemli bilgiler geliyor bize bir şeyden, kaynaklardan. Mesela 4 ay askere gitmiş askerlik şeyinde. Kadının birisi böyle yanık yanık türküler söylüyor falan. Çağırıyor, senin derdin ne? Derdim ne olacak diyor. Ben 4 ay var ki eşimden ayrıyım. Ben insanım falan deyince işte kızı Hafsa çağırılıyor. İşte diyor ne kadar dayanabilir i̇stişare diyor. Kız ediliyor, falan evet. İstişare ediyor. İşte 4 aysa diyor, o zaman tamam. Yani asker 4 ayda olduğu zaman memleketine geliyor. Evet. İzne geliyor yani. Yani o psikolojik olay şey yapılıyor, göz önünde bulunduruluyor. İşte makam ve mevkileri dolayısıyla efendim gurura kapılmıyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimizin komşularının koyunlarını sağdığını, komşular giderken diyormuş ki benim koyunları sağver. O da onları sağıyor. O da onları sağıyor. Yani böyle Emirül Müminin komşusunun koyununu sağıyor. Böyle bir durum karşımıza çıkıyor. Adalet olmazsa olmaz prensiplerine. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'e yer ile gök arasındaki mesafe ne kadar diye soruluyor. Mazlumun duası kadardır. Evet. Yani bu gerçekten bize belki mesaj hocam. Anahtar olacak, her kapının açacak. Hocam buradan şöyle toparlamak için tabii bunların hepsi aslında doğrudan günümüze hepsinden birer mesaj var. Yani şu anlattıklarınızın hiçbiri yok ki tarihte kalacak şeyler olsun. Hepsi doğrudan bugüne işaret eden noktalar. Ama son hülasa ederek toparlayacak olursak günümüze dair o dönemden böyle çıkardıklarımızın sizdeki bu bütün okumalarınızın, yıllardır bu konuyla ilgileniyorsunuz, bunların hepsinin hülasası nedir diye bir soru soracak olsam. Evet, şunu söyleyelim hocam, bir İslam'ın evrenselliğini, dinamikliğini ve elastiki yapısını biz göz önünde bulunduracağız. Evet. 4 halife bunu bulundurmuş. Günümüzde de bulundurabiliriz, bulundurulabilir. Yani ben niyet okuyucusu değilim ama benim görebildiğim, benim anlayabildiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylemek istediği kastettiği buydu. Ben kendi bir tarihçi perspektifinden bakarsam bunu burada görüyorum. Dört halifenin uygulamaları özde aynı. Biraz önce söyledim, Kur'an ve sünnette bağlılıkta sıkıntı yok. Ama uygulamalarda toplumun şartlarına göre, değişen şartlara göre, konjonktüre göre, o devrin konjonktürüne göre kabukta farklılıklar olmuş, olabilmiş. Bu da şunun için, yani bakın Ebu Bekir Efendimiz böyle yapmıştı, Ömer böyle yapmıştı, Osman böyle yapmıştı. O zaman kilitlemiyorsunuz, daraltmıyorsunuz bir yerde. Yani bu doğru, şu yanlış gibi bir şey de yok. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela Osman Gazi veraseti devam ettirdi. Evet. Orhan Gazi devam ettirmeseydi, sanıyorum ondan sonra bu tartışmaya açılırdı. Evet. Yani işte tartışmaya açacak, söylenecek bir şeyler kalsın diye bu muhtemelen yapılmış. Murakabe, kontrol çok önemli. Biz işte süre sorunu yaşadık. Bazı konulara ben açıkçası giremedim. Giremedik hocam, doğru. Murakabe sorunu, denetim şey var, sorunu var. Bizim günümüzde en önemli. Mesela ben vaktiyle öğretmenlik yaptım, biliyorum. Bir ay öncesinden, 1,5 ay öncesinden müfettişten haber geliyor. İşte biz diyor sizin okulu denetim. Biz de diyor hazırlanıyoruz, işte şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Peki çat kapı gelse, bir öğrenci velisiymiş gibi gelse, sanıyorum biraz daha şöyle dikkatli olur, çekip düzen veririz kendimizi. Yani murakabe her kurum için, Hazreti Ömer bütün şeylerini, görevlilerini kontrol ettirmiş. Evet. Zaten istihbarat tarih boyunca Hazreti Peygamberimize dahil hep kullanıla gelmiş ve istihbaratını iyi kullananlar hep başarılı olmuş. Benim tarihten görebildiğim. Yetki sorumluluk dengesini az önce söyledim. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz Üsame ordusu sevk edildiği zaman Üsame'ye geliyor. Kendi tayin ettiği, tabir caizse onun yaşıyla kıyasladığınızda yeni yetme bir çocuk. Evet. Ona diyor ki ey Üsame diyor, Ömer'i benim bana verir misin? Yani Ömer savaşa gitmesin. İzin verirsen Ömer'i yanıma. Hatta Üsame'nin at üstünde kendisini yürüyerek gittiğini görüyoruz biz. Komutanı olduğu halde. Yani o yetki sorumluluk açısından bunun önemli olduğunu günümüze aktarılabilir. Üsame henüz o vakitte 18 yaşında değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, aşağı yukarı işte 18-20 yaşlarında. Evet.
Askeri anlamda yeniliklere açık işte konuya giremedik. Burada mesela tabur vesaire uygulamalarının başlatıldığını görüyoruz. Askeri o Hazreti Ebubekir Efendimiz'den sonra o gönüllü askerlik olayına ilave maaşlı askerlik olayını, biraz önce söylediğimiz o 4 ay geriye dönüş olayını falan. Yani yeniliklere açık bir askerlik şeyi var. Kurumsallaşmaya yine açık değil mi? Tabii, iş bir şekilde yürüsün gitsin değil. Her şey işte, kanunlu, kaideli, kurallı. Şeyden alınıyor örnek. Biraz önce söylediğiniz peygamberimizden alınmış. Şimdi Hendek Savaşı'ndaki niye o Selman'ın görüşü kabul ediliyor? Evet. Orijinal. Evet. Orijinal. Şu an Afrin'deki başarımızın sebebi ne? Kendi yerli şeylerimizi kullanmamız. Evet. Orijinal. Orijinal. Yani tutuyorsunuz siz yazılımını alıyorsunuz. Adam siz varmadan oraya mesaj gidiyor falan. Şu ana kadar bu sıkıntıları çektik. Biz çok boş yere yani dağlara mermi atıp gelindi. Yani, dolayısıyla kendimiz olabilmek bu çok önemli. Birlik beraberlik konusu çok önemli. Yani buradan belki şunu da söyleyelim. Bakın Hazreti Ali Efendimiz döneminde bir takım sıkıntılar yaşandı. Hı. Kuşak değişti. Hazreti Ali Efendimiz'in de şahsıyla doğrudan alakalı şeyler değildi. Kuşak değişti falan. Fakat burada ben şöyle bir motivasyon görüyorum hocam. Nedir hocam? Bir yerde konuşuyoruz. Dediler ki ya hocam işte ne olacak bizim bu ümmetin hali, bu milletin, İslam toplumunun hali ne olacak? Dedim ki ümitsiz olmayın. Biz Cemel Sıffin savaşlarından sonra hadi Emeviler tartışılıyor falan ama Abbasiler, Osmanlılar, Selçuklular böyle medeniyetler oluşturmuşsak eğer evet. Şu an dedim Allah'ın izniyle bizi kimse tutamaz. Yeter ki şöyle o birlik beraberliğimizi, kenetlenmemizi sağlayalım. Aynı yere vuralım. Ve evet. Dostumuzun, düşmanımızın farkında olalım. Şöyle bir silkinip şöyle galeyana gelelim falan. İşte ümit varlık burada kendisini gösteriyor hocam. Asabiyet, kavmiyetçilik. Yani dört halifeden bizim alacağımız en önemli mesaj bu. Hazreti Ebubekir Efendimiz zamanında yok. Peygamberimizden beslenen o şey devam ediyor, muahat. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında yok. Hazreti Osman'ın ikinci döneminde buradan evet. giriyorlar. Maalesef. Böl, parçala, yut mantığı işte orada başlıyor. Bunun işte bedeli biraz daha Hazreti Ali Efendimiz'e kadar uzanıyor. Ve o hiç istenmeyen, arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla asabiyetçilik, kavmiyetçilik, ben şunu hep söylüyorum. Hiç kimse doğarken Allah'la pazarlık yapma hakkına sahip değil. Ben falan kabileden, falan kavimden olayım falan böyle bir hakka sahip değil. O zaman bu ölçü yegane ölçü olamaz ki zaten Veda hutbesinde mesaj gayet açık. Evet. Bunun örneğini alırız. Daha sonra uygulanmış mı bu? Belki bu soru da akla gelebilir. Ömer bin Abdülaziz bunun örneği hocam. Var. Emeviler döneminde hem de o hassas dönemde. Ömer bin Abdülaziz bunu uygulamış. Ben o kadar 14 tane Emevi halifesi var. İşte 37 Abbasi halifesi var. Bunların içerisinde hem Şia'nın hem haricilerin ne kadar toplumun kesimi varsa saygı duyduğu, adını duydukları zaman şöyle bir toparlandıkları, hep hayırla yad ettikleri bir kişi olarak Ömer bin Abdülaziz'i görürüz. Sebep ne? Zaten 5. halife diyor bazı şeyler. 5. Raşit halife deniyor. Veya 2. Ömer falan evet. deniliyor. O Hazreti Ömer'e soyu falan da bağlanıyor. Yani bunun uygulamasını Hazreti evet. diyorum çünkü 2. Ömer olarak görüyorum. Ömer bin Abdülaziz yapmış diyebiliriz. Ve örneği var. Bütün bu saygınlığı da hocam 24 ay değil mi hilafet süresi? Yani 2 yılı sene, birazcık. Yani 99-101 yıllarında 2 yıl seneyi falan. Biraz aşkın iki yani. Bütün bu saygınlığı da 2 yılda kazanıyor. Ve zehirletilerek. Evet. Yani ki şöyle diyorsunuz bir 10 sene 15 sene dursaydı o sistemi devam ettirebilseydi neler olurdu ve tarihin akışı nasıl olurdu. Yani bunlar uygulanamaz şeyler değil. Ütopya değil. Fakat işte günümüz şartlarında bunu ben liseli yıllarımı hatırlıyorum, üniversiteli yıllarımı hatırlıyorum. Eğer dersem ki şimdi ben tezi o kara düzen şekliyle hazırlayacağım, bilmem fişler mişler çıkaracağım, Atalan Üsküdar'ı geçer. Bilgisayar, sistem. Yani söylemeye çalıştığımız bu, o evet. İslam'ın dinamik yapısını belki harekete geçirmek gerekiyor hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel hocam. Bir sohbetti. Yani tabii tasarladığımın yani benim kafamdaki tasarladığımı ve muhtemelen de sizin anlatacaklarınızın belki %15-20'sini ancak tamamlayabildik ama
Bu da bence güzel bir girişti. Nasip olursa sonraki programlarda devamını da yine beraberce getiririz. Ama dediğiniz gibi tarihi bir masal olmaktan çıkarıp hayatın içinde bugün el an yaşanan, çünkü biz de şu an tarihi yazan bir işte yapının içerisindeyiz. 50 yıl sonra da çocuklarımız bizi tarih olarak okuyacaklar. Ve Hulefai Raşidin dönemini de 1400 yıl öncesinden alıp bugüne getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel oldu. Hocam. Ağzınıza dilinize sağlık hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Güzel Hocam stüdyo konuğumuzdu ve Hulefai Raşidin 4 halife dönemindeki idari devlet yapılanması modelini vaktimizin sınırları içerisinde işlemeye çalıştık. Farklı konuklarla dünya vaktinde yeniden görüşmek ümidiyle hayırlı geceler diliyorum efendim.